Yalnız şimdi Hazreti Adem şeyden kovulduğu zaman çok üzüldü. Cennetten kovulduğu zaman ve dedi ki ya Rabbi dedi bana öyle bir kelime öğret ki ben kendimi affettireyim. Şimdi eğer düşünürseniz eğer cennetten kovulmasaydı şimdi hepimiz cennetteydik. Yani onun zürriyeti olarak, onun soyu olarak. Tabii o çok fazla bir üzüntüydü o. Ya, ilk günah. Onun için ve Estağfurullah el-Azim Adem'e inmiştir. Besmele-i Şerif de Adem'e inmiştir. Besmele-i Şerif ve hatta Süleyman'ın o Süleyman peygamberin her şeye hükmeden yüzüğünün üstünde besmele yazıyordu. Bismillahirrahmanirrahim yazıyordu. Onun için besmelenin yani besmelenin altındaki B ta Adem'den itibaren var. Onun için Allah hepimize onları bilmeyi nasip eylesin ya Rabbi. Ama Estağfirullah el-Azim çok büyük bir şeydir. Şimdi önce söz dedik değil mi? İnsanın en büyük özelliği sözü. Sözün aza inmesi de en mühim şey. Sözün aza inmesi şiirdir. Yani şiir olarak anlatınca aza inmiş olur. Hatta denir ki ilk zamanlar insanlar kelimelerle konuşmazlarmış. Hece. A, B, D susuyor. O bir ga demesinden birçok şey anlıyor. Yani onun için insanın sözünün az olması, en az olması da şiirdir. Ama mana tabii ki var. Manalı olması lazım. Şimdi ne dedik? Şu şiiri biraz bir şeyler anlayarak dinleyelim. Ne olur? Bakın ne diyorum. Nefesler iğne oldu. Duygularım ibrişim. Bak, nefesler iğne oldu. Duygularım ibrişim. Zaman patiskasına sezişler işliyorum. Öyle nakış ki bunlar, şekilleri çizgisiz. Işık içten geliyor. Gün gece bilmiyorum. Toprak doluyor her yer. Gel beni işle diyor. Evvel ahirim benim. İplik ölçemiyorum. Şöyle bir bak yüzüme, hiç kötü şey gördün mü? Tat, koku, renk, şekil. Sadece yeşil için tonlar bulamıyorum. Usulca fısırlıyor. Bana dönünce onlardan olacaksın. Nimetlerin özüne sen de karışacaksın. Başım dönüyor, sevinçten uçuyorum. Bunu duyan iplikler, bütün muhteşem renkler zaman patiskasında toprak olmak istiyor. Habersizlere şaşırıp kalıyorum. Birden gökler berilip iğneye giriyorlar. Biz kat katız diyorlar yeryüzünü kuşatan. Yerin ihtiyacına yetmeye çalışırız. Su ısı nem havayı çizmeden işliyorum. Toprak ana bizden doyar, biz onun için varız. Şefkatli baba gibi gözümüz üstündedir. Canlıları besleyecek ne varsa biz yollarız. Ne muhteşem beraberlik, hayaller zorluyorum. Fırtına, yağmur, kar, sel, asileşen aileye baba tokadı mı yoksa? Meltem, gün, güneş, rahmet, iltifat sevgiliye. En gelişmiş aile, yer ve gökler diyorum. Gökler içindekiler, yer üstündekiler, yer ve gök arasında ve yerin altındakiler, Rabbimin kürsisi, kaplamış her bir şeyi, Hay Kayyum, Aliül Azim, iğne iplik kalmadı. Ayetel Kürsi, Ayetel Kürsi, iniyor, iniyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İşte bu birkaç mısrayla birçok şeyi anlatmak istiyorum. Yani demek ki ne diyor? Ayetel Kürsi, Hay Kayyum ile başlıyor. Hay Kayyum nedir? Hayat ve devamı. O kadar bir şey ki, o kadar muazzam bir şey ki, onun için bazen bazen değil Hay Kayyum'a İsmi Azam diyen de olur. Çünkü hayat ve devamı. Allah hepimize onun kıymetini bilmeyi nasip eylesin ya Rabbi. Ya onun için. Oh. Peki. Aşk dedin yavrum, değil mi? Sen bana aşk dedin. Dinle bak. Malım var, zenginim dersin.
Evi barkı düzersin, süslü püslü gezersin, kulluğun nerede senin? Gencim güzelim dersin, kuvvet akıl dizersin, hastalara gülersin, kulluğun nerede senin? Kul olan gözsüz görür, mal sevgiyle buyur, can çileyle bulur, kulluğun aşktır senin. Allah hepimize kul olmayı nasip eylesin. Yalnız bakın, her şeyde ne var? Şimdi bak ne diyorum. Su buz tutmak istemiş, güneşten kaçar olmuş. Su buz tutmak istemiş, güneşten kaçar olmuş. Erimek isteyince peşinden koşar olmuş. Su aynı, güneş de aynı. Bu hale ne demeli? Suya da nefs karışmış, hırsından coşar olmuş. Bunlar aslında şiir değil, yani duyguların bir şeyler anlatması. Değil mi çocuğum? Mesela çok kısa bir dörtlük. Ağaç köklü yerinde, sabit durduğu yerde. Köksüz insan ne yapsın, her şeye dönerken terse. Ağacın kökü var, yerinde sabit. Ama insanın kökü yok. Sabit değil. Ne yapsın köksüz insan? Oradan oraya savruluyor. Allah hepimize nasip eder. Biraz hızlı konuş, duyamıyorum yavrum. İbrahim suresinde hani Tayyip kelime, Tayyip ağaç gibidir. Dalları, kökleri yerde, dalları. O şey o. Sizin onunla ilgili çok... O söz, söz. Köklü söz ağaca benzer. Köklü söz ağaca benzer, evet. Şimdi yalnız şunu dinleyelim. Dağ, bakın hiç aklınıza geldi mi? Dağ. Ayakların lav dolu tencerede yüzerken, deniz ne var deniz, dünyanın ortasında lav var değil mi? Ayakların lav dolu tencerede yüzerken, başındaki karlarla acaba üşümez misin? İki zıttı taşıyor. Dünyaya denge olmak kolay değildir derken, bağrındaki cennete bakıp şükreder misin? İçinden kopan alev bir gün başından taşar. Başındaki rüzgarı da içine üfler misin? Bak, ayakların lav dolu tencerede yüzerken, başındaki karlarla acaba üşümez misin? Dünyaya denge olmak kolay değildir derken, bağrındaki cennete bakıp şükreder misin? İçinden kopan alev bir gün başından taşar, yanardağ. Başındaki rüzgarı da içine üfler misin? Sıcakla soğuğun en çoğunu yaşarken, o kocaman gövdenle her şeye siper misin? Göğsünde var olanlar seni parçalarken, ana yüreği gibi sessiz inilder misin? Eğilmeyen koca da, ayağın mı, başın mı daha zorda, bana bir söyler misin? Ayağı lavlarda, başı karda. İki zıttı taşıyor dağ. Ayağın mı, başın mı, hangisi daha zorda, bana bir söyler misin? İşte bu çocuklar bambaşka bir şey. Yalnız ne derim biliyor musunuz? Bak bunu iyi dinleyin. Rabbim, bir dileğim var, zor geliyor söylemek. Yeşiller gözlerimden girip de gönlümde yol alırken, Elham-ı Şerif'i Efendimizin sesinden dinlemek. Acaba nasıl okurdu? Bir dileğim var ama zor geliyor söylemek. Yeşil, onu görünce yeşil geliyor aklıma, Efendimiz'i hatırlayınca. Yeşiller gözlerimden girip de gönlümde yol alırken, Elham-ı Şerif'i Efendimizin sesinden dinlemek. Allah hepimize onu nasıl okurdu acaba Elham-ı Şerif?
Ah.